Herkese merhaba. Akışkanlar mekaniği dersimize başlıyoruz. Bugünkü konumuz basınçlar üzerine olacak. Evet arkadaşlar, basınç ve akışkan statiği kavramı altında öncelikle basınç kavramıyla başlayacağız. Yani akışkan statiği dediğimizde durgun akışkanları göz önüne alıyorduk. Hareketli akışkanlara sonra geçeceğiz. Ve durgun akışkanlarda yani akışkan statiği altında basınç kavramı bizim için önemli. Basınç kavramına bugün bir giriş yapacağız. Bu kapsamda dersimize başlayalım. Evet, basınç kavramı önemli dedik. Basınç kavramı arkadaşlar akışkanlarda karşımıza çıkıyor. Bir akışkan yani akışkan sıvı ve gaz olarak ele alınabiliyor. Bir akışkan tarafından birim alana uygulanan normal kuvvete biz basınç diyoruz. Katılarda basınca normal kuvvet deniyor ama akışkanlarda birim alana uygulanan normal kuvvete biz basınç diyoruz. Basınç önemli ve birim alana uygulanacak ve normal kuvvet çerçevesinde ele alınacak. Tabi ayrıntısına biraz sonra bakacağız. Biz bu dersimizde basıncı Pascal biriminde göstereceğiz. Newton bölü metrekare Pascal'a denk. Ve arkadaşlar SI birim sistemlerinde Pascal'ı bu şekilde gösteriyorsak simge olarak açık yazacaksak hepsi küçük harf olacak bildiğiniz gibi. Pascal açık şekilde bu şekilde yazılabileceği gibi PA harfleriyle de gösterilebilecek. Ve basınç Newton bölü metrekare eşittir. Birimi de Pascal'dır. Tabii ki herhangi bir yüzeyi ele aldığımızda o yüzeyin alanını göz önüne alacağız ve kuvvet bölü alan basınca eşit olacak. Tabii ki yüzeye dik olarak etkileyecek basınç. Yüzeye dik olarak etkileyen kuvveti o yüzey alanına böldüğümüzde basıncı elde edeceğiz. Zaten birimi Newton bölü metrekare. Arkadaşlar basınç birimi olarak Pascal'ı kullanacağız dedik. Pascal Newton bölü metrekare eşit dedik ve Newton da arkadaşlar Pascal çarpı metreküp'e denk demişim. Yani bu birim dönüşümlerini bilelim. Gerektiğinde bize lazım olacak. Pascal çarpı metreküp tabii ki Newton'u bize verecek. Burada birim analizi yaparsak Newton'u verdiğini görürüz. Basınç birimleri çerçevesinde Pascal'ın yanında barı da kullanıyoruz. 1 bar 10 üzeri 5 Pascal ve 100 kilopaskala eşit. 1 barı genellikle 100 kilopaskal olarak yazacağız. Bunun yanında atmosfer basıncımız var. 1 atmosfer gerçekte 101.325 paskala eşit. Biz bunu yaklaşık 100 kilopaskal olarak alabileceğiz arkadaşlar. Yani 1 atmosferi yaklaşık 100 kilopaskal alabiliriz. Ama gerçeği burada yazıyor. Bunun yanında 1 atmosfer 1.01325 bara eşit. Demek ki bir atmosfer yaklaşık bir barda diyebileceğiz. Yani virgülden sonraki bazı değerler göz önüne alınmayabiliyor. O zaman bir daha tekrar edelim. 1 Pascal 1 Newton bölü metrekareye eşit. 1 Pascal 1 Newton bölü metrekareye eşit. 1 bar 100 kilopaskala eşit. 1 atmosferde yine 100 kilopaskala eşit. Bunun yanında 1 atmosfer bir barada yaklaşık olarak eşit diye biliriz. Evet. Gelelim hemen basit bir örneğe. 90 kilogram kütlesindeki bir kişinin ayak taban alanları toplamı 0.04 metrekare ise bu kişinin zemine uyguladığı normal kuvvet nedir? Yani akışkanlarda basınç adını alıyor da bir kişiyi biz katı olarak ele alırsak normal kuvvet diyeceğiz. Tabii bir kişinin vücudunun büyük bir kısmı su olduğu için onu akışkan olarak da göz önüne alırsak basınç diyeceğiz. Neyse bu basınç kaç kilopaskal olur onu hesaplayın demiş. Arkadaşlar normal kuvveti biz sima N ile basıncıyla da P ile göstereceğiz. Sonuç olarak bizden basınç istiyorsa o basınç kuvvet bölü alana eşittir. Buradaki kuvvet tabii ki kişinin ağırlığı. Ağırlık bölü alan.
Ağırlık M çarpı G ile gösterilebilir. Kütle çarpı yer çekimi ivmesi bölü basıncın uyguladığı yüzey alanı. Önce alanına bakarsak basıncın uyguladığı yüzey alanı tabii ki ayak taban alanlarına eşit olacak. O da 0.04 metrekare. Bir kişi 90 kilogramsa yer çekimi ivmesini de 9.81 metre bölü saniye kare alırsak kuvvet bölü alan yani ağırlık bölü alan ne çıkmış? 22.072.5 Pascal. Yani yaklaşık 22 kilo Pascal. Bir kişinin zemine uyguladığı basınç 22 kilo Pascal'a eşit. Tabii 90 kilogramsa. Evet, basınçlarla ilgileneceğiz dedik. Bugün bir kavram, basınç kavramı altında bir giriş yapıyoruz. Bunun yanında mutlak sıfır basınca göre ölçülen basınca mutlak basınç denir demişim. Şimdi arkadaşlar basıncı P ile göstereceğiz. P esasında mutlak basınca eşit. Yani gerçek basınca eşit. Biz bunu P ile gösterdiğimiz basınca kısaca basınç diyebileceğimiz gibi gerçek basınç ve mutlak basınç da diyebiliriz. Gerçek basınç P. O da mutlak basınç olarak gösterilebiliyor. Neden böyle bir ayrım yaptık? Şimdi gelelim manometrelere. Biz basıncı manometre ile ölçüyoruz. Herhangi bir kazanın mesela üstüne manometreyi bağladığımızda o manometre bize bir basınç değeri gösteriyor. Ama manometrenin gösterdiği basınca biz etkin basınç veya gösterge basıncı diyoruz. Neden? Manometreler atmosferde sıfıra kalibre ediliyor. Yani manometreler atmosfer dışındaki basıncı gösteriyor. Gerçek basınç, mutlak basınçta atmosfer basıncı da dahil ediliyor ama manometrenin gösterdiği basınca biz etkin basınç diyoruz veya gösterge basıncı diyoruz. Burada atmosfer basıncı yok. O zaman manometrenin gösterdiği basınç etkin basınçsa biz bunu PE veya PG olarak göstereceğiz. Etkin veya gösterge basıncı. Etkin basınç gerçek basınç eksi atmosfer basıncına eşit. Manometrelerde atmosfer basıncı dahil değil. O zaman P gerçek basınçsa P eksi P atmosfer etkin basıncı veya gösterge basıncını veriyor. Bunun yanında vakum basınçları da var. Hani bunun üstünde pek durmayacağız ama bilin vakum basıncı ise atmosfer basıncı eksi gerçek basınç olacak. Yani vakum basıncı demek atmosfer basıncından daha düşük bir basınç demek. O zaman vakum basıncı da P atmosfer eksi P gerçek basınç olacak. Evet, bu tanımlamaları bilelim. Evet, tanımlamalardan sonra kısa örnekler yapıyoruz. Herhangi bir yerdeki genel atmosfer basıncı, arkadaşlar atmosfer basıncı da yere göre değişiyor tabii ki. Dağın tepesinde ayrı, deniz seviyesinde ayrı. O zaman herhangi bir yerdeki atmosfer basıncından söz ederken onun genel atmosfer basıncı olduğunu bileceğiz. P atmosfer 99 kilopaskalmış yerel atmosfer basıncı ve vakum cihazının gösterdiği basınç 40 kilopaskalıymış. Gerçek basınç nedir? Tamam, biraz önce konuştuk. Gerçek basınç P ise ve elimizde vakum basıncı varsa atmosfer basıncından vakum basıncını çıkardığımızda gerçek basıncı elde edeceğiz. Yukarıda ne dedik? Vakum basıncı P atmosfer eksi P gerçek. P'yi tek başına bırakırsak o zaman P atmosfer eksi V vakum oluyor. Yerel atmosferik basınç 99 kilopaskal, vakum basıncı da 40 kilopaskalsa gerçek basınç 59 kilopaskal. Yani atmosfer basıncından düşük bir basınç değeri. Kilopaskalı biz 59 bin paskal olarak da yazabiliriz. Evet, buraya kadar arkadaşlar gerçek basınç, vakum basıncı ve gösterge basıncı üzerinde durduk. Basıncı Newton bölü metrekare olarak alacağız dedik. Evet, basıncın derinlikle değişimine bakalım. Arkadaşlar bizde önemli olan nokta bu. Basıncın derinlik ile değişimi. Buna basitçe bakalım. Bir kap
içindeki durgun suyu ele alalım. Su veya sıvı. Herhangi bir sıvıyı ele alalım. Arkadaşlar bir kalp içinde durgun bir sıvı varsa bunun akışkanlar mekanizmindeki gösterimi bu. Şu gösterimi gördüğünüz an burası bir serbest yüzeydir ve bunun altında durgun bir sıvı vardır. Bu akışkanın serbest yüzeyine atmosfer basıncı her zaman etki eder. Tamam. Ve bu durgun akışkanın durumuna bakarsak kap içinde H1 artı H2 kadar bir derinliğe sahip. Biz bu suyu ikiye ayıralım. Önce H1 derinliğini alalım ve şurada yatay bir çizgi çizelim. Sonra H1 artı H2'ye gidelim ve tabanda ki basıncı göz önüne alalım. H1 derinliğindeki basınçlar örneğin P1 ve P2 olsun. Burada ayarlı bir çizgi var. Sonuçta buradaki suyun basıncına bakacağız. H1 kadar derinliğe sahip. Diğeri ise H1 artı H2 kadar derinliğe sahip ve P3 basıncı var. Bak basıncın derinlikle değişimi demişiz. Basınç derinlikle değişir sonuçta. Yatayda basınç değişmez. Şöyle diyelim. Şurası yatay bir çizgi ise buradaki P1 basıncının değeri eşittir P2. Yatayda basınç değişmiyor. Bu çok önemli. Aynı sıvı için yataydaki basınç değerleri birbirine eşit. Ama H1 artı H2 kadar gittiğimizde derinlikle basınç değişiyor ve P3 basıncı büyüktür her zaman P1 veya P2'den. Bu ikisi birbirine eşitse P3 bu ikisinden büyüktür. Basınç derinlikle değişir. Evet, yatayda basınç değişmez demişsiniz. H1 derinliği aynı. Düşeyde basınç değişir. H1 farklı H1 artı H2'den. Biz arkadaşlar bu akışkanın etkin basıncına bakarsak P1 ve P2 basınçları eşit dedik. Tabii ki etkin basınç neydi? Yoğunluk çarpı yer çekim ivmesi çarpı derinlik. Etkin basıncın eşitliği bu. Pascal biriminde etkin basınç eşitliği bu. Bakın derinlik nedir? H1'dir ve birimi metre. Yer çekimi ivmesinin birimi metre bölü saniye kare. Ve burada akışkanın yoğunluğu var. Bu yoğunluk kilogram bölü metre küp. O zaman etkin basıncın formülünü öğrendik. Rho çarpı G çarpı H. Derinlik bak. Hani hep derinlik diyor. Sonuçta bu dikey derinliği göz önüne alacağız. H1 gördüğünüz gibi yataya dik. Şu uzunluğu göz önüne alacağız. Bu kısım çok önemli. P3 basıncı ne? Rho çarpı G çarpı H1 artı H2 kadar bu şekilde. Sonuçta 3 noktasının derinliği H1 artı H2'ye eşit. Yine P3 büyüktür P1 veya P2 demişiz. Tamam. Arkadaşlar P3 basıncı tabandaki basınç Rho çarpı G çarpı bu H1 artı H2. Şu H1 artı H2'ye direkt H demişim ben. Rho çarpı G'ye de bu derste öğrendik. Bunu gamma ile gösteriyorduk. Gamma rho çarpı G'ye eşitti. Kısaca gamma harfiyle veya simgesiyle gösteriyorduk. Demek ki P3 basıncını biz gamma çarpı H olarak da gösterebiliriz. Evet, özgür ağırlık cinsinden gamma'yı ele aldığımızda gamma rho çarpı G'ye eşit ve gamma çarpı H de Pascal biriminde basınca yani gösterge basıncına eşit. Bak altına G veya E dememişiz ama bunların gösterge basıncı olduğunu nereden biliyoruz? Şuradaki eşitlikten biliyoruz. P3 gamma çarpı H ise arkadaşlar bu gamma çarpı H1 artı gamma çarpı H2'ye de eşit. Sonuçta basınç derinlikle değişir demiştik. Demek ki şuradaki H1 derinliğini alırsak şuradaki basınç nedir? Gamma çarpı H1. Şuradaki basınç nedir? Gamma çarpı H2. Zaten bunların toplamı gamma çarpı H kadar olacak. Yani P3 basıncı şuraya da yazmış zaten gamma çarpı H'ye eşit. Bu şekilde de ayırabiliriz. Aynı sıvı için tabii bu. Sonuçta bakın burada da aynı sıvı var. Burada da aynı sıvı var. Yani farklı sıvılarda bunu yazamayız. Aynı sıvı için yazacağız. Evet.
Şu şekle bakalım arkadaşlar. Bakın aynı sıvı burada su var. Şurada farklı bir sıvı var, civa. Civanın yoğunluğu daha yüksek olduğu için bu aşağıda yer almış. Üstünde su var. Bu şekil üstünden yeniden öğrendiklerimizi kısaca değerlendirelim. Bakın şu A noktası, B noktası, C noktası, D noktası, E noktası, F ve G noktaları var. Aynı H derinliğinde. Şekil ne kadar karışık olursa olsun aynı H derinliğindeki tüm noktalardaki basınçlar aynı sıvı için eşittir. A noktasındaki basınçla G noktasındaki basıncın değeri aynı H yüksekliğine sahip olduğu için eşit ve aynı sıvı için eşit. Ama bakın okların yönü yüzeye dik. Basınç yüzeye dik olarak etki eder. Bu yüzey hangi formdaysa basınç o yüzeye dik olarak etki ediyor. Bak G noktasında dik olarak etki ediyor. F noktasında dik olarak etki ediyor. Diğer bütün noktalarda mesela A noktasında da burada bak yüzeye dik olarak etki ediyor. Basıncın sayısal değeri bu noktalarda aynı ve basınç bu yüzeylere dik olarak etki eder. Gelelim I noktasına. Bak aynı sıvı için, su için burada I noktası var. Yüzeye yine basınç dik olarak etki ediyor ama derinlik değişti. O zaman I noktasındaki basınç değeri F noktasındaki basınç değerinden daha yüksek değerde. Çünkü buranın derinliği değişti. Gelelim H noktasına. Arkadaşlar burada farklı bir sıvı var, civa var. H noktasına yine basınç dik olarak etki ediyor. Ama buradaki H noktasındaki basıncı nasıl hesaplayacağız biz? Öncelikle şuradaki yükseklik var. Civanın yüksekliğini göz önüne alacağız. Rho, G, H ve üzerindeki suyun basıncını, şu kadar derinlikteki suyun basıncını o basınca dahil edeceğiz. Ama bak buradaki hani rho gh alıyoruz. Buradaki rho civanın rho'su. Üzerinde su varsa şuradaki yüksekliği göz önüne aldığımızda rho gh'deki oradaki rho suyun rho'su olacak. Yani farklı sıvılarda, üst üste duran sıvılarda yaklaşımımız bu olacak. Biraz sonra yine ayrıntısına bakacağız. Evet, bugün dikkat etmeniz gereken eşitlik, etkin basınç eşitliği, rho, g, h. Buraya bir daha yazmışız. Ve bir noktadaki basıncı, yani derinliğe göre değişen bir noktadaki basıncı rho, g, h'den hesaplıyoruz. Bak, dikey yönü dikkate alacağım demiş. Şu h, dikey uzunluk olacak. G, yer çekimi ivmesi. Arkadaşlar, deniz seviyesinde 9.81 veya 9.807 metre bölü saniye kare alınacak deniz seviyesinde. Ama G yükseklikle değişir. Tabii belli bir yüksekliğe kadar çok fark etmiyor. Ama mesela 14.000 metredeysek biz bu G değeri 9.764 metre bölü saniye kare olmuş. Ama biz artık söylenmedikçe 9.81 metre bölü saniye kare alalım G değerini. Yoğunluk arkadaşlar sıvılarda sıcaklığın fonksiyonu. Sıcaklığın, gazlarda sıcaklık ve basıncın fonksiyonudur. Biliyorsunuz gazlarda rho eşittir. P bölü RT'den hesaplanıyor yoğunluk. Ama sıvılarda sıcaklığa göre tablolardan alınıyor. Tablo varsa, örneğin suyun tablosu var. O zaman sıcaklığa göre rho'yu tablodan alacağız. Ama gazlarda dediğim gibi sıcaklık ve basıncın fonksiyonu olduğu için hesaplayacağız. İşin biraz teorisine bakalım. Arkadaşlar herhangi bir yüzeydeki pozitif yöndeki z yönünü bu şekilde alalım. Z yönü dikey yön. Basınç nedir? Ne dedik? Derinliğe göre değişir dedik. Onu matematik olarak yazarsak dp bölü dz. Basıncın derinliğe göre değişimi. Eşittir buraya eksi demişiz. Çünkü basınç eksi z yönünde artıyor. Basıncın değeri. Z yönünü pozitif bu şekilde alırsak buraya bir eksi işareti koyarız. Bir daha söyleyelim. Basıncın Z'ye göre değişimini göz önüne aldık. Buraya bir eksi işareti koymuşuz. Çünkü basıncın değeri eksi Z yönünde artıyor. Biz Z yönünü pozitif olarak böyle alırsak buraya bir eksi işareti gelecek. Basıncın derinliğe göre değişimi rho çarpı G'ye eşit. Biz buna kısaca gamma dedik. Eksi rho çarpı G veya eksi gama.
buradan Z'yi bu tarafa atarsak zaten Rho G H demiştik ya. Rho G Z buraya gelir. Basınç değişimi. Evet. Basıncın diferansiyel formda değişimi eksi Rho çarpı G çarpı DZ. Derinliğe göre değişiyor. Herhangi AB noktası arasında bunu integre edersek, mesela A noktası burası olsun, yüzey, B noktası biraz daha aşağıda olsun. Bu AB noktalar arasında integre edersek, DP neye eşit olur? Delta P'ye eşit olur. Yani PB eksi PA A'ya eşit olur. Karşı taraf Rho G DZ. Arkadaşlar onun integralini şu anda içeride bırakmışız. Çünkü Rho Z'nin fonksiyonudur. Olabilir, olmayabilir de. G, Z'nin fonksiyonudur. Yukarıda söyledik. Bak 14 bin metrede değişik. Deniz seviyesinde değişik. Onun için hangisi sabitse dışarı çıkartabiliriz. Şimdi integralin içinde olsun. Bu eşitlik önemli bir eşitlik. Mesela hava için bu eşitliği değerlendirelim. Bir ideal gaz olan hava için değerlendirelim. İdeal gazlardaki kullandığımız eşitlikler ne? PV eşittir MLT. Bu eşitliği niye ele aldık? Çünkü şurada rho var, yoğunluk var. Yoğunluğu buradan elde edelim. Zaten bunu biliyorsunuz. PV eşittir MLT ise arkadaşlar her tarafı kütleye böldüğümüzde şurası mesela V bölü M oluyor. Burası M bölü M, burası gider. Burası V bölü M oluyorsa burası özgür hacim oluyordu V bölü M. Yoğunluk da özgür hacimin tersi ise yukarıdaki eşitliği biz P eşittir Rho çarpı R çarpı T olarak düzenleyebiliyorduk. Tamam, bunu biliyorsunuz zaten. Buradan Rho'yu çektiğimizde hava için veya ideal gazlar için yoğunluk değişimi basınç bölü gaz sabiti çarpı sıcaklık oluyordu. Çünkü gazlarda yoğunluk, sıcaklık ve basıncın fonksiyonu. O zaman Rho basınç ve sıcaklık fonksiyonuysa ve biz basıncın Z'ye göre değişimini eksi Rho çarpı G olarak yazmış isek ideal gazlarda Rho yerine P bölü RT'yi yerleştiririz. O zaman DP bölü DZ eşittir eksi G P bölü RT oluyor. Bu şekilde integrali tekrar alırsak arkadaşlar DP bölü DZ eşittir eksi G P bölü RT. O zaman bakın burada DP var. Yani basınç değişimi var. O zaman basınçları aynı yerde toplayalım. Burası DP bölü P olsun. Basınçları aynı yerde topladık. Diğer tarafa G bölü RT çarpı DZ'yi atalım. Burada basıncı topladıysak burada buranın integral sınırı P1 ile P2 arasında olacak. Burada değişim Z'ye göre ise burası da Z1 ile Z2 arasında olacak. Bu integrali çözerken T'yi sabit alalım. Hani işi zorlaştırmayalım. T değişse de değişimi bizim için çok önemli değil. O zaman T eşittir T0 olsun. Sabit olsun. Tamam. DP bölü P'nin integrali ln P2 bölü P1'dir. Tamam. Karşı taraf G sabit olsun. Tamam integralin dışında olsun. Eksi G. O zaman DZ değişimi nedir? İntegral olarak Z2 eksi Z1. R de sabit. T0 da sabit. Bakın şu üçünü sabit aldık. Zaten R sabittir. Kas sabitti. G'yi de sabit alalım. T0'ı da sabit alalım. O zaman buradaki integral de basitçe Z2 eksi Z1. O zaman basınç değişimi nedir? P2 bölü P1'i tek başına bırakırsan yani burada elem var. Onun karşı tarafı atarsak E üzeri olur. O zaman şurası E üzeri eksi G delta Z bölü R çarpı T0 oldu. Z2 eksi Z1'de delta Z yazarsak. Yani arkadaşlar gazlarla çalışıyorsak gazlarda basıncın değişimini biz bu şekilde gösterebiliriz. Bu hangi gazla çalışıyorsak onun gaz sabiti. T0 yani ortamın sıcaklığı, G yer çekim ivmesi ve kot farkı yani yükseklik farkı E üzeri eksi olarak bunları değerlendireceğiz ve P2 ile P1 oranını buradan bulacağız. Gazlar için. Evet gazlar için bu çıkardığımız eşitlik önemli arkadaşlar. Onu güzelce bilmeniz gerekiyor. Bunun yanında basıncın derinlikle değişimini güzelce bilmeniz gerekiyor. Bugün basınç kavramını ele alıyoruz ve bu basıncın derinlikle değişimini biraz daha açalım.
Etkin basıncın yükseklik ile değişimi demişiz. Etkin basıncın yükseklik ile değişimi bak. Ne eşitliğimiz? Rho, Gz, doğrusal bir eşitlik. Bak bu doğrusal bir eşitlik. O zaman etkin basınç yüzeyde sıfırdır. Sonuçta atmosfer basıncını göz önüne almıyoruz etkin basınç içinde. Yüzeyde sıfır. Ve derinlikle değişiyor. Bu sefer z yönünü ben bu şekilde almışım. Tamam. Derinlikle değişiyor ve doğrusal değişiyor. Bak giderek artıyor. Şu yüzeye uygulanan basınç giderek artıyor. Derinlikle değişiyor. Şurada sıfırken tabanda maksimum değere erişiyor etkin basınç. Bak P, Z'nin fonksiyonu buraya yazmışız. Derinlikle değişiyor. Ve derinliğin son değeri H'di zaten. Sonuçta H'ye kadar bir derinlik var. Evet, bu gösterimler önemli arkadaşlar. Bak yüzeye dik olarak etki eden basınç derinlikle değişti. Buraya 50 kere yazdık bak. Basınç yüzeye dik olarak etkir. Bunlar hep önemli. İleride karıştırmayacağız. Ve basıncın değişimi. Hani etkin basıncın altına E koyabiliyorduk ama şurada rho gz olarak yazdığımız için P eşittir rho gz dediğimizde etkin basıncı göz önüne alacağız. Z'nin fonksiyonu olarak. Z 0 ile H arasında değişecek. Rho sabit, G sabit arkadaşlar. Yani bizim dersimizde ikisi de sabit. Yani rho'yu hesaplayacağız sonuçta. Veya tablolardan alacağız. Ama sonuçta rho G, Z eşitliğinden etkin basıncı hesaplayacağız. Bunlar önemli konular. Hemen yine basit bir örneğe bakalım. Elimizde bir kap var. Bu piston silindir düzeni olsun. Yani bu kap silindir olsun ve içinde de bir piston var. Bu piston aşağı yukarı hareket edebiliyor. Bu pistonun kütlesi 40 kilogram olsun. Yüzey alanı 0.012 metrekare olsun. Yer çekimi ivmesi 981 metre bölü saniye kare olsun. İçinde gaz var. Gaz da 40 kilogram ağırlığında. Pardon, kütlesinde ağırlık olur mu hiç? Kütle bu. 40 kilogram kütlesinde. Bunun ağırlığına geçeceğiz. 40 kilogram kütlesinde gaz var. Tabii ki pistonun dışında da bir atmosfer basıncı var. Onu 95 kilopaskal vermiş bak. Genel atmosferik basıncı bu şekilde vermiş. Deniz seviyesinde bunu yaklaşık 3 kilopaskal alabiliyoruz. Arkadaşlar bu bilgiler çerçevesinde gazın basıncını bulun diyor. Şimdi bakın. Bu sistem bu şekilde dengede. Yani yukarıda atmosfer basıncı var. İçeride gazın basıncı var. Bu ikisi birbirine ters yönde ve piston bu şekilde dengede durmuş. Sonuçta dengedeki sistemleri biz inceliyoruz. Bu çerçevede gazın basıncı nedir? Evet, bunu güzelce ele alalım. Dengedeki sistemlerde Z yönümüz bu şekildeyse Z yönündeki kuvvetlerin toplamı sıfıra eşit olacak. Dengeye gelmiş sistemlerde. O zaman Z yönündeki kuvvetler göz önüne alındığında arkadaşlar biz kuvveti basınç cinsinden P çarpı A olarak yazabiliyorduk. Sonuçta Newton bölü metrekare çarpı metrekare Newton. Yani basınç çarpı alan kuvvete eşit. O zaman ne var? Gazın basıncı var. P gaz çarpı A. Bu bakın burada okun yönü yukarı doğru. Artı Z yönünde etki ediyor. Tabii eşittir demişiz. Çünkü diğeri eksi Z yönünde etkiyor. O zaman P atmosfer çarpı A. Atmosferin uyguladığı kuvvet. Tabii bunun yanında aşağı doğru etkileyen bir de pistonun ağırlığı var. Ve olarak buraya yazdık bak. Buradaki bütün eşitlikler Newton biriminde. Bunu da unutmayacağız. Arkadaşlar pistonun kütlesi önemsizse tabii almayacağız. Bazı problemlerde bu kütle verilmiyorsa önemsiz demektir. Ama önemliyse bak burada kütleyi vermiş 40 kilogram. O zaman buraya ağırlığı dahil edeceğiz. Her tarafı A'ya bölersek gazın basıncı P atmosfer artı V bölü A'ya eşit. Bak zaten P gazı bize soruyordu. Tamam. Gazın ağırlığı M çarpı G. Pardon, pistonun ağırlığı M çarpı G. Pistonun kütlesini vermiş. Bu M çarpı G. O zaman V yerine M çarpı G'yi buraya dahil ederiz. Evet, P gaz nedir? P atmosfer 95 bin Pascal. Orada kilo Pascal'dı, Pascal'a çevirdik. Buradaki M arkadaşlar kütlesi 40 kilogram. Yer çekimi ivmesi 981 metre bölü saniye kare. Ve yüzey alanında 0.012 metre kare vermiş. P gaz 127.700 Pascal. Ya da 127.7 kilo Pascal. Bak bunu basitçe bulduk.
Evet, başlangıçta bu soruda şu 40 kilogram kafamı karıştırmıştı. Hani şu 40 kilogramı buraya tekrar yanlışlıkla yazmışım. Sonuçta neden bu gazın kütlesi verildi diye bakıyordum. Bu yanlış, yani gazla ilgisi yok bunun. Sorunun çözümünde de onu görüyoruz. Şunu buraya yanlışlıkla yazmışım. Zaten benim de kafamı karıştırmıştı başlangıçta. Tamam, onu 40 kilogramı buradan sileceğiz. Zaten M'yi 40 kilogram olarak piston kütlesi olarak vermiş. İş basit arkadaşlar. Şu dengedeki sistemde kuvvetleri göz önüne alacağım. Burada 3 tane kuvvet var. Atmosfer basıncının oluşturduğu kuvvet. Bu pistonun ağırlığı, o da bir kuvvet. Gazın oluşturduğu kuvvet, o ters yönde. Sonuçta buna dik olarak, bu yüzeye dik olarak ters yönde etki edecek. Bu üçünü karşılaştırdığımızda toplam FZ'ler eşit sıfır ise P gazı da tek başına bıraktığımızda eşitliğimiz bu basitçe. Tamam. Gelelim geçmişteki bir sınav sorusuna. Arkadaşlar, güzelce bu soruyu da sizinle ele alalım. Şekil ile verilen ağırlığı önemsiz AB kapağı. Bak, burada bir AB kapağı var. Burada kapak var. Onun ağırlığını göz önüne alma demiş. Tamam. D metre çapındaki bir dairesel açıklığı kapatmaktadır. Bu AB'nin üstünde dairesel bir açıklık varmış. Hani D çapını biraz sonra seçeceğiz biz. Bu D çapına göre soruyu modelleyeceğiz. Kapak gösterildiği gibi 200 kilogram değerinde bir kütle tarafından kapalı tutulmaktadır. Bak, buradan su dışarı taşmasın diye üzerine 200 kilogram kütlesinde bir ağırlık konmuş. Tamam. Su akışkanı için kapağın açılacağı H yüksekliğini metre olarak bulun. Bakın, buraya durmadan su dahil ediliyor. Sonuçta H kadar suyun yüksekliği artıyor. Sonuçta belli bir noktadan sonra su arttığı için bu ne kadar engelliyor olsa dahi belli bir noktadan sonra buradan su taşmaya başlayacak. İşte bu kritik değeri, H yüksekliğini soruyor. Yani su akışkanı için kapağın açılacağı, suyun tam taşmaya başlayacağı H yüksekliği nedir? Şuradaki H yüksekliği nedir, onu bulacağız. Su bir atmosfer basınçta ve 20 derece santigrat sıcaklığındadır demiş. Ona göre özellikleri seçeceğiz. Şimdi arkadaşlar, önce yaklaşımımız ne? Bakın, bu yatayda basınç değişmez demiştik. Bu kısım çok önemli. Yatayda basınç değişmez bilgisini kullanacağız ve ona göre bir referans çizgisi çizeceğiz. Bizim için referans çizgisi H sorulduğu için şu kırmızı çizgi olabilir. Bak, bu kırmızı çizgi üzerinde her noktada basınç aynı su için. Yani su için şu bir noktasında basınç aynı, iki noktasında basınç aynı. Yatayda basınç değişmez ve ona göre soruyu çözerken referans çizgisini değerlendireceğiz. H'ye bağlı bir değişim soruluyor. Referans çizgisini oradan geçirdik ve öncelikle şunu söyleriz. Bir noktasındaki ve iki noktasındaki basınçlar bu yüzeyleri dik olarak etki eder ve aynı sayısal değerdedir. Tamam. H yüksekliğindeki suyun kapa uyguladığı kuvvetle devam edelim. Sonuçta arkadaşlar, iki noktası ve bir noktasını göze alacağız. Ve H yüksekliğindeki suyun kapa uyguladığı kuvvet, bak bu ne demek? Hem bir noktasında hem iki noktasında aynı sayısal değerde. Yani F eşittir gama su çarpı H yazdığımızda ve A kapak yazdığımızda bu kuvveti buluyoruz. Gama rho çarpı G idi. Sonuçta bu F kuvveti hem bir noktasında aynı hem iki noktasında aynı sayısal değerde. Kuvvete geçtiğimizde arkadaşlar, yani burası bak basınç çarpı uyguladığı yüzey alanı kuvvettir. Sonuçta şurası basınç rho GH etkin basınçtı. Buraya A kapağı dahil etmişiz. O zaman kuvvete geçiyoruz. D'yi arkadaşlar çeşitli şekillerde alırsak sonuç nasıl değişir diye ben burada bir modelleme yapmışım. Biz D'yi 0,8 metre alalım. Yani çapı 0,8 metre alırsak, sonuçta şuranın çapı 0,8 metre alırsak F kuvvetini o çerçevede bulabiliriz. Gama şu arkadaşlar, rho çarpı G'den hesaplanacak. 9790.38 Newton bölü metre küp olarak bu özgül ağırlığı ben hesaplamışım. Sonuçta bunu nasıl yapacağız? Yani ayrıntıya girersek 20 derecedeki su için rho'yu tablodan alacaksın. O rho değerini 981 ile çarparsan bu değeri elde edeceksin. Sonuçta ben direkt bunu yazmışım.
Ama bir daha söyleyelim. Gama rho çarpı G'dir. Su için bak, su için rho'yu tablodan alacaksın sıcaklığa göre. O rho değeriyle G'yi çarptığın an şuna yakın bir değer elde edeceksin. Ben buraya direkt yazmışım. Tamam. P yüksekliğini bilmiyoruz. O burada kalacak. Sonuçta kapağın yüzey alanı şuraya basınç etki ediyor veya kuvvet etki ediyor. Buradaki yüzey alanı nedir? Dairesel bir kesit var. Çap 0,8 ise 0,8'in karesi çarpı pi bölü 4 buradaki yüzey alanını verir. Tamam. F kuvveti için eşitliğimiz bu. H'ye bağlı bir eşitlik. Gelelim bu F kuvveti. Sonuçta bir noktasındaki F kuvveti de aynı sayısal değerde, iki noktasındaki de aynı sayısal değerde ama fark ne? Şuradaki yüzey alanına göre F'yi burada hesaplıyoruz. Çünkü iki noktası bizim için önemli. Çünkü iki noktasının üstünde de bir ağırlık var. Buna göre burada düşeydeki bu kuvvetleri göz önüne alacağız. Dengede nedir? Z yerindeki kuvvetlerin toplamı sıfır. Burada F kuvveti var yukarı doğru, ağırlık var aşağı doğru. Bunlar dengede ise bu eşitliği göz önüne alacağız. O zaman V ağırlığı yani M çarpı G olarak yazacağımız V ağırlığı bu F kuvvetine eşit olacak. V ağırlığı da arkadaşlar M'yi 200 kilogram vermiş. Yer çekimi mesela 981 metre bölü saniye kare ise bu ağırlık 1962 Newton. 1962 Newton'u yukarıdaki F'ye eşitleyeceğiz. Buradan H'yi çekeceğiz. 0,40 metre olarak çıkıyor. Özetlersek. İki noktasındaki kuvveti göz önüne aldık. İki noktasındaki yüzey alanını göz önüne alarak yani kapak alanını göz önüne alarak kuvveti hesapladık. Rho çarpı G çarpı H'den etkin basınç çarpı alan kuvveti eşittir. Burada bir kuvvet dengesi yaptık ve bizim kritik değer H değeri 0,40 metre. 0,40 metrede buradaki kuvvet aşağıdaki kuvvete eşit. Ama 0,40'ı geçtiği an bunu artık su iktirmeye başlayacak ve buradan taşmaya başlayacak. Kritik H değeri 0,8 çap için, 0,8 metrelik çap için 0,40. Burada bir değerlendirme yapmışım. Bak çap 0,20'den 1'e doğru değiştikçe H'nin değeri nasıl değişir? Bunu da mühendis olarak bir görelim istedim. Sonuçta çap küçüldükçe H artıyor. Çap büyüdükçe H değeri azalıyor. Tamam. Buraya da bir özet geçmişiz arkadaşlar. Bakın P1 eşittir P2 etkin basınç olarak eşittir dedik. Yatayda basınç değişmez. P2 basıncını biz su yoğunluğu çarpı yer çekimi ivmesi çarpı H'den hesaplayabiliriz Pascal birimde demişim. Bu bir özet. İki noktasındaki suyun AB kapağına uyguladığı kuvvet P2 çarpı A kapak çarpı A kapağı eşit. Yani A kapak çarpı P2 eşit Newton biriminde F2 kuvveti. F2 suyun özgür ağırlığı çarpı H çarpı A kapak olarak da yazılabilir demişiz sonuçta. Çünkü P2 basıncı gamma çarpı H'ye eşit. Evet, ders notunuzdaki şu örnekle devam edelim. Bu da son örneğimiz olsun. Arkadaşlar bu soru da önemli. Bunu da adım adım yapıp dersimizi bitirelim. Şekil ile verilen eğik manometre için A ile gösterilen haznedeki basınç 4,2 kilopascal değerindedir. A ile gösterilen noktada bir basınç var. Onun sayısal değerini vermiş. A ve B borularında 300 kelvin sıcaklığında su ve bağıl yoğunluğu 2,7 olan sıvı vardır. Bak şurada bağıl yoğunluğu 2,7 olan farklı bir sıvı var. Bak şurada A'dan başlıyor şuraya kadar geliyor. Bunun üzerinde de su var. Tamam. Diğer bilgiler şekil üzerinde verilmiştir. B haznesindeki basıncı bulunuz diyor. B haznesinde su var. PB basıncı belli değil. PA basıncı belli. A noktasından şu noktaya kadar bağlı yolun 2,7 olan bir sıvı var. Onun üzerinde de su var. Yükseklikler ve uzaklıklar verilmiş arkadaşlar. Mesela şurası 20,3 santim. Şu H1 yüksekliği 7,6 santim. H2 yüksekliği 7,6 santim. Bakın bu soruyu çözerken referans noktası önemli bizim için. Referans noktası ve referans çizgileri önemli. Yatayda basınç değişmeyeceği için ben referans çizgisini kırmızıyla bu şekilde çizmişim. Bak o zaman şu noktadaki basınçla
Şu noktadaki basınç birbirine eşit olacak. Ona göre referans çizgisine göre yine soruyu değerlendireceğim. O zaman şuradaki H dikey uzaklığı da bize lazım olacak. Bu belli değil ama bak şuradaki uzaklık belli, şuradaki açı belli. H3'ü matematik olarak bulabiliriz. Bizim referans çizgimiz bu. Neden? Şu noktadaki basınçla şu noktadaki basıncı birbirine eşit alıp soruyu modelleyip çözebiliriz. Tamam, soruya bir baktığımızda ve referans çizgisini de doğru olarak çizdiğimizde istenen P1 basıncını bulabiliriz. Matematik olarak da gerekli burada düzenlemeleri yapıp H uzaklığı yüksekliğini de bulacağız. Evet, adım adım bakalım. Arkadaşlar 300 Kelvin sıcaklığındaki suyun yoğunluğunu bulacağız. Onu tablodan bulacağız. Su olduğu için tablosu var. 300 Kelvin'in karşılığı 996.6 kilogram bölü metreküp. Tablodan bu yoğunluk değerini alacağız. Adım 2 önemli. Bir referans çizgisi seçerek A haznesinden B haznesine doğru olan basınç değişimini eşitlik şeklinde yan tarafa yazınız demiş. Bak şekil elinizde var. Şu noktayla şu noktayı göz önüne alarak iki noktada da basınçlar eşit. Bakın şu noktaya PA basıncından bu şekilde geleceğiz. Bu noktaya PB basıncından bu şekilde geleceğiz. Ve çok önemli bir nokta, basınçları hesaplarken her zaman dikey uzaklıkları göz önüne alacağız. Yani bak dikey uzaklık alınır dedik. Buraya özellikle yazmışım. H3 dikey uzaklığı, H2 dikey uzaklığı, H1 dikey uzaklıkları göz önüne alacağız. Bu eğimli de olsa, şurası eğimli de olsa dikey uzaklıklar göz önüne alınır. 2'yi ben şurada ayrıntılı olarak yazdım bakın. İkinci adımı şöyle yazacağız. P'ye basıncından başlıyoruz. Şu noktaya geleceğiz. Şu noktaya. O zaman şu kadar bir dikey yükseklik var burada. 7.6 santim kadar dikey yükseklik var şu noktaya gelinceye kadar. O zaman PA artı rho su çarpı G çarpı H1 bu kısmı oluşturuyor. H1 dikey uzaklık. Tamam. Diğer tarafa geçtiğimizde şu noktanın üzerinde bir kere farklı bir akışkan var. B'ye eşittir 2.7 olan ve üzerinde su var. İkisinin de dikey uzaklıklarını göz önüne alarak şu nokta basıncı yazacağız. O da PB artı rho su G çarpı H2 artı bağlı yoğunluk rho su çarpı G çarpı H3. Bağlı yoğunluk verildiği için onun tanımı neydi? Bağlı yoğunluğu rho su referans yoğunluğuyla çarptığımız an onun yoğunluğuna ulaşıyorduk. Bakın şuradaki rho sular sıcaklığa göre ne aldık biz? 996.6 kilogram metreküp. Ama bağlı yanın yanındaki rho'su referans yoğunluk 1000 kilogram bölü metreküp değeri. Bunları dikkat edelim diye bak özellikle burada işaretlemişiz. Yatayda basınç değişmez. Onun için bunlar burada eşit. Referans çizgisine göre eşitliği bu şekilde yazarız. Bakın bu eşitlik çok önemli. Bunu göz önüne alacağız. Buraya ne demişim? Ben hani biraz önce söylediğimiz bağlı yoğunluğun yanındaki rho'su 1000 kilogram bölü metreküp olarak alınır. Tamam. Onun için üzerine bir çizgi koymuşum diğer yoğunlukla değişmesin diye. Çok güzel. Arkadaşlar o zaman sayısal değerleri yerine koyarsak PA'yı bırakalım burada. Bunun sayısal değeri belli olsa da böyle bırakalım. Diğerlerinin sayısal değerleri metreye çevirdik bak yüksekliği. Yer çekimi ivmesi yoğunluk tamam. Eşittir PB işte yükseklik. Yerçekim ivmesi yoğunluk su için bu. Diğeri için 0.10-15 metre. Bak matematik olarak onu sen bulacaksın. Sonuçta şurada açı var. Burada 20.3 santim var. Bu H3'ü bulacaksın. O ben bulmuşum onu. 0.10-15 metre. Tamam. Yanında bağlı yoğunluk 2.7 çarpı 1000 kilogram bölü metre küp. 981 metre bölü saniye kare. Tamam. Ne demişim ben adım 3'te? PB eksi PA'yı yazın demişim. Tamam. PB eksi PA. Yukarıdaki bütün sayısal sonuçları değerlendirirsen arkadaşlar ben yine buraya hani gösterimler şeklinde yazmışım da sayısal olarak da yazabilirsin. Şuraya bir eksi işareti geliyor. BY çarpı rho'su çarpı G çarpı H3. Bak PB eksi PA matematik olarak eksi işaretine dikkat et. Yukarıdaki sayısal değerleri de değerlendirirsen şu sonuca ulaşırsın. Yani eksi
2688.4305 Pascal olarak PB eksi PA'yı buluyor. Buradaki eksilik matematik olarak yukarıdan geliyor. Yukarıdaki değerlendirmeyi yap. Sonuçta bu soruyu sen de çalışacaksın. Bu şekilde yazabilirsin. Arkadaşlar PA verilmiş 4200 Pascal olarak. O zaman bunu diğer tarafa atarsan şuradaki eksilikten artı olarak geçer zaten. Sonuç zaten pozitif çıkacak. PB eşittir 1511.56 Pascal çıkıyor. Tabii kilopascal bizim için daha önemli. PB 1,5 kilopascala eşit. Bakın burada çok önemli nokta şuradaki şu eşitliği doğru olarak yazabilmek. Referans noktasına göre, referans çizgisine göre şundan her birinin referans noktaları veya referans çizgisi üzerindeki noktalar. Ona göre iki noktadaki basınçları birbirine eşitledik. Bu eğimliymiş, dikeymiş. Önemli değil. Biz biliyoruz ki dikey uzaklıklar hesaplarda göz önüne alınacak. Matematik olarak ona göre düzenlemeleri yapacağız. Evet, bu sorun da bu şekilde ele alındı. Arkadaşlar soru yoksa yoklama için numaranızı yazıp dersten çıkabilirsiniz.